Knight Online. Doğru! Hayatımda bir kere oynamadım. Nefret ederim. Ben Mu'cuyum kardeşim. Mu Online'cıyım ben. Ben Silk Road'cıydım ya. Onu da oynadık. Üçüncü kim? Ezel olsun artık. Sen yok. Hayır, hiç yok. Pardon. Onu bir kabullenelim. Oğlum pardon. Good Game Show'un yeni bölümünden herkese selamlar. Daha teşekkürler, sağ ol. Normalde bölüm başında alkışlamıyorlardı bu arada. Siz varsınız ya alkışladılar. O yüzden ben boşluğa düştüm. Zaten yani. Konser vereceğiz gibi bir alan var. Mavi Masa'da Alper Biçen ve Kamufle bizlerle beraber. Onları alkışlamam. Kırmızı Masa'da Kontkal'le Anıl Piyancı bizlerle beraber. Kendimi de alkışlıyorum. Hoş geldiniz. Şimdi oyunlarla bir alakalı derece nasıl abi? Fena değil abi. Ben ya kariyerim var oyunlarla. Siz oyunlarla. Ben tanıyorum. Yayın oyuncu. Onu yanlış koymuşsunuz oraya. Nasıl abi oyunlarla? Güvenir misin kendine? Atari salonlarında büyüdüm. Nintendo, Sega okeyimdir. PlayStation 1 okeyimdir. PlayStation 2'den sonra çok zayıfım. Tamam. Sen yakalarsın abi. Devamı bende abi. Devam abi ben de. Güven var mı oyun sorularıyla alakalı? Valla bakacağız ya. Tamam. Bende de 3'e kadar. Oyun oynuyoruz yani. Evet, öyle. Zaten size şimdi 4 etap var yarışacağımız. Bu 4 etapın her biri farklı kurgulanıyor. Hepsini anlatacağım teker teker. Olay da şu, doğru bildiğimiz sorularla rakibe hasar veriyoruz. 200'er canımız var, ekrandan takip edebilirsiniz. Her bildiğimiz soruda rakibe bir hasar verip onun canını azaltıyoruz. Mevzu bunun üzerine kurulu. Sıfır olan bitiyor mu, öyle mi? Ya sıfır olan ya da en az canla. Yarışma bittiğinde en az can kimdeyse o kaybetmiş olur. Diğer taraf kazanmış oluyor. Jokerler var abi. İlk kim çevirmek ister? Bu jokerleri çarkı çevirip yakın joker sahibi olur. Çevirsin. Ben çevireceğim. Abi. Tamam abi. Her takımda ikişer tutuyor. Çevir çarkı, felekle girdin zaten. Yakın kamuf. Çarkı felek gibi. Aynen bunu yeni yaptık. Ya, kalkan. Kalkan jokerimiz saldırı değil savunma odaklı bir jokerdi. Güzel, savunmayı düşmandan severiz. Düşmandan size hasar geldiği zaman kullanıp, bunu bir kereye mahsus kullanıp savunabiliyorsunuz. Çok ağır bir hasar verdiler mesela, ben kalkanı çıkarttım. Canımız bitti. Gitmiyor mu az mı gidiyor? Gitmiyor. Canınız gitmiyor. Ha. Savunmuş oluyorsunuz. Ağır hasarımız iyidir. Onlar da bunlarla. Antik diğer jokerlerle biliyor daha çok. Sizden yavaş kim çevirmek ister? Kamuf. Sen mi çeviriyorsun? Büyük hissediyorum. Çarkı bu sezonu yeni getirdik. O yüzden izlemesi çok eğlenceli. Böyle bakıyorum. Telefon jokeri. iPhone onu soracaktım ben de. Telefon iPhone hediyesi mi? Telefon jokerinizi şöyle teslim edeyim. Ver hoca. Bu yarışma boyunca bir kişiyi bir soru için arayabiliyorsunuz. Belirtmek için şey yapmışım. Direkt arayabilirsiniz yani. Bilemediğim soru var mesela. Ben telefon jokerimi kullanacağım diyorsun. Kendi telefonunu. Aynen normal. Kendi telefonunu arayabiliyorsunuz. Kim ararız ki? Önceden düşünürdük. Ben arayacağım. Şimdi yarışma süresince düşünebilirsin abi. Kafana göre varsa aklına gelen. Helal perak yapışım. Sizden de gene Alper istersen. Abi hocam. Çevirmek istersen. Böyle yavaş çevirebiliyor musun? Vur gelsin. O öyle hani evet, şu ayar çekerler gibi değil de. Alper Tuğkey'de çekmekten yani. Alışıktır ya spin. Jackpot. Jackpot güzel bir joker. Güzele benziyor. Bak geldi hemen. Buyurun. Sizden de bir tane. Çevireyim mi? Vur. Biz defansif bir şey yaptık ama. Evet. Bizim yani. Savunma ağırlık. Savunma ağırlık. Kılıç. Karşıda bu da abi soruyu kadar biliyorsun. Evet. Soruyu biliyorsun mesela. Kılıç kullanıyorum diyorsun. Soru iki kat hasar veriyor. Tamam. Karşı tarafa. Doğru, her tur bu jokerleri kullanabilirsiniz. Telefon ve kalkan hariç. Aşama aşama gideceğiz. İlk bölümle başlayalım efendim. Bende hep tripler bu, anladın mı? Hiçbir şey yok. İlk etabımız bilgi sorusu etabı. Burada ben soruyu söylüyorum. İlk hani basmak isteyen basıyor ve cevap hakkına sahip oluyor. Eğer cevap doğru çıkmazsa da rakibe geçecek. İlk soru geliyor. Captain Price adlı ünlü oyun karakteri hangi oyunda yer almaktadır? Captain Price. Çok ünlü bir buyurun. Call of Duty değil mi hocam? Değil mi? Doğru. Modern Warfare. Bravo! Tebrik ederim seni arkadaşlar. Bak, kral. Sen bunu nasıl bilmezsin abi? Ben skinleri bile seçemiyorum kodda birader. O zaman biraz daha genel kültür, oyun dışı bir yerden geliyor soru. Pokemon'la alakalı bir soru geliyor. Ben burada yokum. Ash'in, Ash Ketchum biliyorsunuz Pokemon'daki ana karakterimiz. İlk yakaladığı Pokemon hangisidir? Squirtle. Yanlış. Ah be abi. Ne? Charmander. Yanlış. Yanlış. Bir dakika. Pikachu yakalamadı ama. Evet, Pikachu değil ya. Pikachu yakalamadı, kavga ettiler Pikachu'yla. Ya bir tane turtle gibi bir şey vardı, neydi? Bir dakika söylüyorum. Doğru, bravo. Ne? Katakla. Kopya da almaya çalıştım orada ama şey olmadı. Pikachu'yla kavga etti. Cevap Pikachu. Zaten cevap Pokemon'u kalmadı adamın. Cevap söyledim, bize döneceğini düşünmedim ben. Oradan biliyorum. Onlar yanlış söyleyecek, siz de direkt. Aynen, yok bilecekler diye düşündüm hemen. Sonra Butterfly oldu o tabii ya. Bir şeyler oldu.
oldu. Tabii canım, ne haber oldu. O Skeleton'u as. Üçüncü sorum, hangi Amerikan rapçisinin başrol olarak oynadığımız bir aksiyon oyunu vardır? Oyunun adını bilmiyorum da 50 Cent. Doğru! Oyunun adı ne? Oyunun adı da 50 Cent Bulletproof. Aynen. Ya yani öyle şey hani... Ya şey de vardı bu, Def Jam'in... Şey kapışlar bu. Evet, onların da oldu. Onların da dövüş oyunu var. Dövüş oyunu var. Sende. Ya onu ben arada kaldım. Şimdi dövüş oyunu... Benim de aklıma oyun geldi. Bilmiyorum. Dövüşle alakalı bir soru geliyor, dövüş oyunuyla alakalı. Tekken oyun dünyasında, Tekken oyun dünyasında ayı olarak karşımıza çıkan karakterin ismi nedir? Ayı olarak? Evet. Şeyi gözümün önünde... Panda... Cevap hakkı orada. Panda abi yani bu. Nasıl yanlış ya? Neydi lan o herifin adı? Bizde sıra söyle. Tekken'de ayı olan. Cevabınızdan emin olduğunuzda jokerlerinizi unutmayın bu arada, onu söyleyeyim. Evet Arda abi, unutmayalım. Kim oynayan birini arayalım mı? Ben oynuyorum oğlum. Eğer cevap çıkmayacaksa şöyle bir şey. Biri baksın Tekken'de. Abi bende hiç yok ya. Ayı olan Panda. Kim var ya Tekken? Değil Tekken kaç ama o da önemli. Evet yani isimleri... Tekken kaç? Ha, spor ayakkabı eşofman altı giyiyormuş da bence bunlar çok hatırlat çekici. Ya önemli değil, ayıyı tanıyoruz. Adı önemli. Şöyle bir ipucu vereyim ben. Eşofman altı spor ayakkabı giyiyorsa o ayı değil ki, şey değil mi? Kaplan. Kafası. Tiger mı? Tiger. Direkt adı Tiger. Evet. Tiger mı? Değil. Allah Allah. Değil. Sıra kimde peki şu an? Sıra şu an önemli değil. Söylesene şunu adını ya. Söyleyeceğim. Bir dakika. İpucu vereceğim. İlk söyleyeni doğru kabul edeceğim. Sıraya gerek yok abi. Tamam. İsmi bir spor markasıyla eşdeğer. Puma. Onunla eşlenik bir ismi var. Çok benzer ona. İlk harfi farklı sadece. Una, o doğru, ilk harfi farklı. Kuma, kuma. Doğru! Allah'ım ya. Yani söyleseydim puan alamayacaktınız. O yüzden söylemek yerine ipucaktım ortaya. Kumar'ın oğlu Timar. Hayır, bir ara... Ben hakikaten şey, basalım önce. Panda'nın direkt Panda ya. O şey, şeye gittik, bakayım dedim. Belki o da Beard'dur direkt. Bir sonraki soru gene bence popüler bir oyundan bir soru. GTA Vice City oyununda yönettiğimiz karakterin adı nedir? Neydi lan o herifin adı? Şey... Lüksü. Evet. Tommy Versace... Hadi! Vercetti. Tommy doğru Versetti. Doğru, bravo! Vercetti ya hocam yani pardon. Yanlış telaffuz için özür dilerim ama... Doğru. Ben Versace'yi arayabilirim ara sıra hocam, aslında. Hocam neyse. Telefon hakkıyla orası. Böyle Versace falan... Şimdi gene... Çizgi film üzerinden aslında, bir anime üzerinden gidecek. Ülkemizde Küçük Golcü adıyla yayınlanan 81 yapımı Kaptan Tsubasa'da karakterimizin oynadığı ilk takımın ismi nedir? Nankatsu! Doğru mu? Doğru! Geçen gün yeniden başladım ya. Nankatsu? Söyledin ama basmadan söyle, orası bassaydı oraya gider. Ona dikkat, butona dikkat. Counter Strike'ın en bilinen haritalarından biri olan S6'da toplam kaç tane rehine vardır? Rehine kurtarırız oradan böyle. Deriz böyle. Abi, öyle bir sallayacağım, 6. Yanlış. 5 gibi geliyor bana ya. Yanlış. 4. Doğru, bravo. Abi biliyorum diyorum ya yani. Doğru. Son 3 soru bu etapta. NBA tarihinde en çok forma giyen Türk basketbolcu kimdir? Bilmiyorum. Hidayet Türkoğlu. Bravo! Doğru! Ben bir yarıda kaldım. Ben arada kaldım. Doğru. Konsol oyuncuların yakından bildiği bir oyun. God of War. Bundan içeyim mi? God of War serisinin baş kahramanı olan Kratos hangi antik Yunanistan şehrinde doğmuştur? Çok genel. Adamı hiç sevmiyorum. Çok bilinen bir yer. Çok bilinen bir yer aynen. Dursan hatta film falan vardı. Çok meşhurdu filmi. Bir daha sorsana soruyu, dinlemedim. Kratos var, God of War oyununda Kratos var, onun biliyorum bulunduğu onu. Yer. Antik Yunan kenti gibi düşün. Çok meşhur bir film vardır böyle. Hatta görsel efektlerle çok olay olmuştu çıktığında. Şey abi mi ya? Çok yani sallıyorum, hiç de bilmiyorum öyle yerleri, özür dilerim yanlış söylersen. Atina Volkan'ın olduğu yanlış. Yer değil mi ya? Volkan patlamanın olduğu yeri demiyor musun? Yanlış. Demiyorum. Neresiydi orası? Ne bileyim, Roma mı? Hayır oğlum, büyük patlamanın olduğu yer neydi? Neyse ne? Pompei mi? Yok, yanlış. Ben yanlış. söylemek istiyorum. Dinliyorum. Telefon kullanmıyorum. Sparta falan diye sağladım. Sparta mı? Doğru! Telefonu hani, önüme çevireyim bari, anlamıyorum öyle. Hani 300 Spartalı'dan şey vermeye çalıştım ama çok çağrışım yaptıramadım. Üç kuzenin başını çektiği ve ismini 83 yapımı bir Uzak Doğu filminden esinlenerek alan New York merkezli rap grubunun adı nedir? Bir daha duyamadım. Tekrar alabilir miyim? Uzun bir soru. Bir daha. Üç kuzenin başını çektiği ve ismini 83 yapımı bir Uzak Doğu filminden esinlenerek... Wu-Tang Clan. Doğru! Biliyordum. Bir de şunu ver ona.
Üç kuzen kafa karıştırdı da. O doğru. Tabii. Ya bu ekran bindeyiz ama. Emin olduğunuzda basıp kılıçla beraber diyebilirsiniz veya ne varsa joker olarak kullanmak istediğiniz. Bu etap bitti. Şu anda 140'a 160. Aradaki puan farkı çok az bir puan farkı yani. Üç etap daha var. Devam ediyoruz. İkinci etap yüksek çözünürlük. Ekranda bazı oyunların görselleri yavaş yavaş açılacak. Oyunun, aa ben bu oyunu biliyorum dediğinizde basıp oyun ismini söylüyorsunuz. İlk görselimiz gelsin abi. Alper sendeyiz. Abi olabildiğince. İsimler konusunda yoruluyorum bazen. Basıyormuşuz yani. Direkt. Aa biliyorum ben bunu. İyi ki gözlük takmışım. Abi bir ağaç geliyor mu? Bu bayağı pikselden geliyor şu anda. Kanka hazır ol. Şey değil mi ya? Ya bu pes var ya. Mi, pes mi? Evet buyurun durdurabilirsiniz. FIFA kaç ama yani? Alper Bey. O da mı önemli? O önemli mi? Sizden mi geldi? FIFA 22. Değil. 22 yanlış. Falan değil bu ya. Yanlış. Tamam. Ya bana 13 gibi geliyor da. FIFA 13 mi? Evet, 13-14 falan. Yanlış. PES 2013. PES 2013. Yanlış. 9. O yanlış. PES. Değil, bana 9 da buradan bakıyor. FIFA 2021 mi? Yanlış. FIFA mı? Oğlum öyle mi ya? FIFA mı? Aslında FIFA onaylandı. FIFA değil. 13. 2011. 20'den sonra bir yıl. Bir. Tam sıra bizde şu an. Deliler ama. Oynamıyoruz ki o saatten sonra bırak. 21. Yanlış. 22. Yanlış. 23. Doğru! Ama kaka var orada abi. Abi kim işte sana kaldı ki? Bol mu oynuyor? En bilmediğimiz yerden geldi takımda. Benziyor ama değil kaka. Abi kaka diyor. Adam yanıldı. Şaşı yapalım gözümü. Aklımda bir şey canlandı ama basmamalıyım şu an. Biraz daha bekleyelim. Bu ne lan? Bir Türk oyunu. Kafa topu. Doğru! Bravo! Hiç bilemezdim Mario'yu. Bunu bilmiyorum. Bravo. Bizim orada... Üçüncü oyunumuz. İpucu olarak bizim söyleyeyim. Bizim evliler çünkü oradan biliyorum oynuyorlar. Bu üçüncü oyun popüler, ha, aynen öyle bir, popüler şey bir mobil oyun. Çok popüler bir mobil ne? Oyun. Ne? PUBG. Çok popüler bir mobil oyun. Aa, mobil, pardon, telefon oyunu. Buyurun bir daha. Mobil. Bastım hocam. Evet, mobil. Sürdürebiliriz. Mobil. PUBG mi? PUBG mi? Yanlış. Değil. Hayır değil. Dur, açalım devam edelim. Ben gitti orada PUBG. Güzel güzel. Aa, yanlış yönlendirsin. Aa aklımdan geçti ya. Aa ne bu? Durmuyor mu abi? Durmuyor ki. Titans, Clash Titans bir şeydi. Çok doğru kanat ama... Ne? Neydi lan? Titans mı? Neydi ya? Yanlış hocam, yanlış desenize. Adam daha cevabını vermedi. Dur, duracaklar hocam. Bastım söndü. Siz yanlış bildiniz misin onlarda? Tam cevabınızı, çok güzel. Clash doğru. Clash of... Böyle... Nasıl diyeyim bir örnek olarak... Afiye sallayabilirim sadece. Böyle topluluklara bir isim verilir böyle hani. Topluluklar olur. Onlara bir şey denir. Klan mı? Klan mı? Clash of Clan. Doğru! Allah Allah. Gördün mü? Abi... Clans demedi bu arada. Aradaki fark... Olsun. Bunlar yazıldı Enis hocam. Clans demedin mi? Clash of Clan dedin abi. Sen ha, birçok klan mı var? Evet. Eyvallah. Devam. Bu oyunun adını duymayan yoktur. Adını duymayan yoktur. Evet, yok. Hatta oynamayan da olmayabilir ya. Herkes bir şekilde oynamıştır bunu. Mario. O kadar bilinen bir. Evet. Counter Strike. Doğru, bravo. Evet, burası hangisi global ofensif mi? Neresi? Neresi? Evet. Bölüm neresi? Orası. Açılmadı bile, ben de bilmiyorum. He? Şeyden kim bilgisayar olsun? Anladım abi, şeye benziyor, hafif kumtrak olan yere benziyor. Bu da Türkiye'de internet kafe kültüründe çok oynanan bir oyun. İnternet kafe kültüründe. Çok iyancıydım yani, o zaman. 2010'lar, 2010'lar. 2010'da yok. İnternet kafede çok çok oynanan, çok bilinen bir oyun. Night Online. Doğru! Hayatımda bir kere oynamadım, nefret ederim. Ben Mucu'yum kardeşim, Mu Online'cıyım ben. Ben Silk Road'cıydım ya. Onu da oynadık. Bu da çok popüler bir filmin oyunu. Nasıl bildin ben? Çok popüler 80'ler, bir film. Çok popüler bir film 80'lerde. E.T. Yanlış. Ah be. Robocop. Robocop. Pardon, onu da yazdım. Evet. Doğru! Allah razı olsun. Birazcık kadar heyecanlıyız. Sönmüyor hocam. Söndü. Türkiye'de... Abi çok çok erken sallayayım mı bir tane? Dur. Salla. Bekle biraz. Bekle bekle. Salla salla. Bekle bekle. Vur. Driver. Yanlış. Mafya. Ah be pardon ya. Junior Mafya. Şimdi senin yanında böyle yanlış bir şey söylememeliyim Mafya 2. Sen seviyorsun abi. Mafya 2 mi? Doğru bravo. Yaşa. Ulan Driver 2 zannettim iyi mi? Ben de Mafya değilim şimdi. Pikselden pixel, oldu. Piksel olunca. Gidiyor. Bir piksel. Ve son.
Bu etaptaki son soru. İpucumuz var mı Enis Bey? Müzikle alakalı bir oyun. Müzikle alakalı. Evet, enstrüman çalmak da var içeride. Gitar Hero. Doğru! Öyle ipucu verdim ki hiç görmeye gerek kalmadı yani. Direkt bilindi. Güzel. Bu üçüncü round 100 kişiye sorduk etabı. Şimdi 100 kişiye şöyle bir soru soruldu. Buradaki yarışmacılar haricinde, sizler haricinde en favori Türk rapçiniz kimdir? Ama sizin isminiz verilmedi yani ona göre cevaplamanız gerekecek. Ve buradan da 100 kişiye soruldu. Sizden istediğimiz şu abi en popüler cevaptan en az cevaba kadar böyle tahmin etmeniz. Söyleyebiliyor muyuz ama? Basan söyleyebilir. Ezel? Yok. Yok. Evet yok. Vallahi 100 kişiye soruldu. Ben anlamadım yani, kaç kişi saymamız lazım? 6 kişi toplamda. Toplamda 6 kişi. 6 kişide Ezel yok mu? Yok. Hangi 100 kişiye soruldu? Hangi semtte gittiğini sen de sen ekime soruyor. Vallahi yok. Türkçe mi peki? Türkçe evet. Ha, Türk rapçiler arasında evet. Sizce Türkiye'deki tamam, rapçiler ceza, arasında... Ceza. Ceza doğru. En popüler cevap Ceza. Alkış. Hadi bunu bak yok. Devam edebiliyor musun? Yok sırayla. O zaman siz bir cevap, siz bir cevap. Sagopa Kajmer. İkinci en popüler cevap bu. Üç kim acaba? Yaşlı bir 100 kişiye sormuşlar. Sizden cevap ne olur? Üçüncü kim? Ezel olsun artık. Ezel yok yok yok. Ha iki yok. Pardon. Onu bir kabul edelim. Pardon. Biz de yokuz zaten. Biz de değil mi yok. Konsept abi, olarak? Kim var? Okey. Fuat Ergin var mı? Maalesef. Uzi. Doğru. Üçüncü en popüler cevap da oydu. Ben çözdüm mi Uzi'yi? Ben de az uçak. Sizde var mı acaba? Adamların ismi aklıma geldi. Söylemek istemiyorum ben ya. Bu soru ipten mi etsek ya? Şöyle başka söyle. Başka gelirsin problem değil mi? Kim label vardır öyle gidiyorsa? Maalesef yok. Ağzın kapalı. Ben bilemiyorum baba. Motive. Doğru. Dördüncü en popüler cevap. Ben çözdüm mevzuyu. Dördüncü en popüler cevap. Biz çözdük sakal. Yok maalesef. Baba biz yokuz, biz yokuz. Ama siz zaten şey dahil değilsiniz ya. Onu demiyorum. Sıra bizde mi? Kafa olarak. Sıra bizde mi yine? Maalesef Norm Ender. Yok. Aa. Ben de cevap yok ya. Tamam olabilir. Pasti yani başka cevap yoksa burada Güneş bitiyor zaten. Tamam. Güneş var mı? Yok. Aa. Neden? 2-3 tane şey yapalım. Soralım. Lil Zey. Yok. Rapçi kotan mıdır şu an? Yok valla. Batuflex. Yok mu ya ki? Tekin bu adamlar. Söyleyeyim mi? Patron vardır bunlar bakın. Söylüyorum. Söyle şu anketi bile öğrenir miyim? Şanışer, Defkap son 2. Şanışer ya bak. Tam değişik bir ortammış ya o. Biz bir şey söylemiştik. Zormuş ya. Harbiden değişik bir ortammış yani. Karışık, kafalar karışık bir ortam. Siz yani... Tüm saygımla falan. 4 tane doğru cevap bilindi. Evet. 3 tanesi sizin tarafınızdan geldi ve ciddi bir fark oluşturdu bu da yani son etaba girerken. Dedim ben yani. Ama son etapta abi her şey değişebilir onu da söylemiş olayım şimdiden. O yüzden şey yok. Çünkü son etap biraz kulakla da alakalı bir şey. Gerçi bilmeniz de lazım. Neyse şimdi başlayınca göreceksiniz. Geçelim bir sonraki etap. Ne oldu orada bir şey oldu ben anlamadım. Orada bir şey oldu. Kulak verdi bir şey de. 4. etapta abi oyun müzikleri çalacak. Aynen. Çalacak ama o, müzik sen bilirsin. Müzik aşina olmasanız bile bunu müziğe sen ben ipucunu vereceğim zaten. Bunda hiç sıkıntı yok yani. İyi ben sağlam sıkıntı. Abi ilk oyunun müziğini alabilir miyiz? Acık çalsın ben sonra ipucunu veririm. Tebrikle tabii kim kazandı? Onlar kazandı sanırım. Onlar evet, biraz fark açtı burada. Tuhaf bir şekilde. Ben anlamadım. Bir aksiyon oluyor. Buradan yolu çıkıyor. Duyamıyorum ki. Kulak o yüzden herhalde şeydi. Telefondan çalsaydı hiç gelmedi. Bu daha çok pembe dizi müziği gibi değil mi? Yalan vurdum. Rüzgarı gibi falan. Ben... Savaş oyunu falan gibi bir şey. Aynen öyle abi, savaş oyunu. Yakın zamanda... Müziğin kendisini anladın mı? Savaş oyunu bilmiyorum. Son 3-4 yılda çıkan bir oyun. Bir FPS oyunu böyle. Savaş oyunu söyle. Ya tanıdık geliyor zaten de. Çıkan oyunu savaş oyunu. Son 3 yıl. Çıkalı 4 yıl olmuştur ya. He? Çıkalı 4 yıl olmuştur. War... Hayır, basmadan söylüyorum. Valorant mı? Hayır, değil. He. Valorant değil. Ben bir tek savaş oyunu anlayabildim. Oyun sende. FPS oyunu son 4 yılda çıkan. Şöyle bir şey değil mi ya? Cold War falan ama değil sanki yani. Başka bir şey müziği ya bu. Biliyor musun ben bunun müziği? Abi şöyle... Oynadığım iki kelimeli bir oyun bu. İkinci kelimesini söylesem ilk aklınıza çağrışma olabilir belki. Legends ikinci kelimesi. League of Legends. Bir şey Legends. Aa, söyledi. Değil mi? Değil. Tamam, sıra bizde mi? Evet.
Apex Legends. Doğru, bravo! Sen söyleyecektin ya, pardon. Legends, biz biriz şu an. Apex Legends ama burada herhalde en zor olan Apex Legends olabilir. Diğerleri biraz daha genel oyunda. A8 bit, en sevdiğim. Bir dövüş oyunu. Eskilerden mi? Eskilerden mi? Eskilerden ama yenileri de var. Dövüş oyunu. Ha, dövüş oyunu. Ne dedin sen? Yeni tüsü. Tak. Street Fighter. Doğru! Nasıl? Oğlum oymuş işte. Hayır yani. Oğlum hiç soruyorum belki. Ah be. Zaten nasıl? Ne o daha ki? Yakın birader. Hayır ya. Hayır ben. Bir sonraki oyun kesin. Street Fighter'ın hangisi? İkinin müziği mi bu? İlk. Evet, ikinin müziği. İlk ya. İkinin müziği değil bu ya. İkinin müziği. Allah Allah. En sen bunu gerçekten söylüyor musun? Kaç tane oyun var? Ben de oradaki şey. 20 bin tane var kanka. Değil mi? O kadar. Hem ezberi için müzikleri bilmiyorum. Yok, Street Fighter'dan bile o kadar var yani. Bence burada en hızlı olan kazanır abi. Müzik tanıdık gelecektir. GTA falan. Mario. Doğru! Hangi Mario abi? Ulan bir şeyler bile böyle mi soracağım? Cevabı sen gibi istiyorsan yani. Hem ikini söyletmedin. Bölüm bölüm. Süper Mario. Süper Mario Bros. Oyunu. Bir sonraki dördüncü oyun müziği gelsin. Bu da bir FPS oyunu. Şey, çok şey, o güzel. Şey dördün biriydi o müzik galiba. FPS oyunu? Evet, galiba. Valorant şey yeşil yere girdiğinde. FPS ne bu? First person shooter abi. Bir şey. Counter Strike tarzı. Heh, tamam. Counter tarzı. Ne yapıyorduk pardon, müziği dinliyorduk ya. Bu bende hiç yok. Counter tarzı bir şey sallayacağım. Counter değil demek. Abi Rainbow Six Siege. Değil, hayır. Değil. Çok popüler. Hatta şöyle bir ipucu vereceğim. İlk bölümde, ilk etapta bu oyundan bir soru sordum size. Alper doğru bildi hatta. Bende uçtu şu an o bildi de. Bir dakika. Panik oldum. İlk sorduğum sorunun cevabıydı hatta. Aynen ya, hatırlıyor musun da soruyu? Biz bilememiştik. Tamam, evet evet, biz kullanalım ya. Biz Joker kullanmak istiyoruz. Ben Joker kullanma geldi orada. Kalkan kullanıyoruz. Oğlum adam da Joker. Dur lan bir de üstüne sakın ol ya. Adam işte telefondan geliyor. Nasıl bir emin olmak yenildiğini o. Yalnız şunu söyleyeceğim, bizim editör ekibi hiç Joker... Sen beni aramış bir bakıyorsun. Bir kere biz Joker kullanırız, an siz kullanamıyorsunuz değil mi? Kadne. Ha? Şu an kim ilk kullanıyorsa o kullanıyor. Tamam, onlar da kullanabilir isterse. Ha, Warzone. Bakalım cevabımız. Warfare var. Aslında da. Doğru, cevap. Bravo! Telefon jokeri en efektif kullanan yarışmacı oldular şu anda. Çok iyi. Şınla kaseti aramam çok iyi. Kanka ne yapayım ya, elimde bu var. Bir sonraki müziği alabiliriz. Aa bu neydi lan? Ben bunu bayağı oynadım şu an. Evet, girdik bir oyuna. Rol yapma oyunu. Rol yapma oyunu mu? Evet. Böyle izometrik, hani yukarıdan baktığın, karakterleri tık tık yönettiğin. Ne ya ha, bu? Öyle şeyler... Ejderhalarla alakalı öyle bir hikayesi vardır işte. Ejderhalı. Herkesin oyunu. Ejderhalı dediğin biraz zor bak şu an. Değil, Knight değil ya. Dedim, değil, sadece olsun. O kadar benim bildiğim oyun. Elden Ring? Değil, maalesef. Ne lan bu? Bir daha çalsana. Baştan alsana bir baştan. Başı önemli. Baştan, en baştan alsana. Başı önemli. Başını abi ilk yerden yakalaması lazım. Ne? Telefon? Bunu daha kullanabiliyor muyum? Kullan ben. Arada fark var zaten. Bence kullanabilirsin ya. Sıkıntı yok. Bir, dur dinleyemedim. Pardon ya. Dinleyebilir miyim? Bu son etap mı? Ulan neydi ya? Ben de işte böyle bir bence, şey bence, bence bilemedim. Zor bir soru. Geçelim. Çok tanıdık ya bu. Söyle cevap verdin sen. Verdi ama sizden duymadım ben cevabını. Şey dedi. Elden Ring. Dedi. Ha onu duymuştum sonra. Elden diye mi okunuyor abi? Normal. Elden Ring mi Elden? İkisi de yanlış. Ya o değil cevap. Başka bunu yok geçelim, cevabı. Bunu geçelim. Bunu geçelim yani. Ne birader bu? Bu ben söyleyeyim Skyrim. Yanlış değil. Dragon Age Origins. Oo bilmiyordum. O öyle biraz niş bir soru yani. Evet evet bilmiyordum. O zaman iki tane. Son üç soru. Aynısı lan bir şeyin direkt oyunu açılışı bak, ya. Son üç soru kesinlikle duyduğunuz oyunlardan bence. Hadi. İki tanesi kesin duyduğunuz oyun da. Dur devam etsin. Ona göre basacağım direkt. Biraz volüm.
dans etmeye başlıyorlar yani, değil mi? Bir dakika. Yok ya. En büyük ipucunu veriyorum abi. Bir GTA oyunu. Hangisi olduğunu bir seçeceğim. GTA oyunu lan. Evet. Ben ağır hareket ediyorum biraz. Sen çok basıp konuşuyorsun abi. Cevap hakkı sizde. İki. Sen basıyorsun, çok düşünüyorsun abi. Tamam, iki, iki. GTA 2. Yanlış. 4. Yanlış. Ne 4'ü ya? 3. Ya da Vice mı? 3 mü? 3. Vice mı? Doğru, GTA Vice! Bırak! Okay. Kılıç, kılıç. Araları kesiyor. Kılıçlı dediler. Kılıç çarpı 2 ne? Kılıçtan geliyor. Kılıçtan geçti. Abi şimdi yarışma bitecek. Biraz rekabeti ama bir kalkan eliniz. Demek arka planda böyle şeyler. 3 telefon daha verin bana, satayım burada. Bu oyun, oyun tarihini değiştirecek kadar büyük bir oyun. 99'da çıktı, oyun dünyasını değiştirdi. Half-Life. Doğru, bravo. Ulan dinleyemedim ben. İşte bu ben. Ama ne soruyu duyabiliyorum. Müzik çalarken konuşuyor adam ağzında ya. Ben itiraz ediyorum. Speaker'ın ağzında. Solda o speaker muhtemelen zaten. Kılıç yedik biz lütfen. Evet. Başladığımızı kılıç yedik. Kılıç tamam, yedik. Yaralıyız. Çok özür dilerim. Son. Bak bu çok yeni bir oyun abi. 3-4 sene olmuştur. J. Cole müziği gibi. Daha böyle futbol, spor oyunu gibi bu. Görsel girsin. Yok, ben bilmiyorum. Kovuyor. Ne? Red Dead Redemption. Doğru! Oradan bir kaset biliyor muydun? Kaset biliyor muydun sen? O da bilmiyormuş. Dördüncü etapın sonuna geldiğimizde kazanan burada. Bu soruyu bilmemiz lazım. Çok iyi performans gösteren mavi takım oldu. Tebrik ediyoruz. Çok iyi performans. Bitti mi? Bizi kazıkladınız lan. Bitti mi? Bu kadar mı? Bu kadar. Olur mu ya? Çok iyi falan. Daha yeni başladık ya. Yani o üçüncü etapta bayağı fark açıldı. Orada bir bayağı fark açtılar yani. Aynen. İki takıma da çok teşekkür ediyorum. Geldiniz, renk kattınız. Ama ayağınıza sağlık. Görüşmek üzere efendim. Kendinize bakın. Hoşça kalın.